Paige Renkowski kendi halinde bir kadındı. Hiçbir düşmanı yoktu. Kimseyle de bir problem yaşamıyordu. Ama günün birinde aracını gizemli bir şekilde terk etti ve ortadan kayboldu. Bugün Paige Renkowski'nin esrarengiz ortadan kaybolma hikayesine gidiyoruz. Ve Türkçe olarak yine ilk kez Cem'den dinle farkıyla. Videoya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımı ve Spotify'daki podcastlerimi takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Şubat 1960 doğumlu Paige Mary Renkowski, Lansing, Michigan'da yaşıyor ve bir okulda vekil öğretmen olarak çalışıyordu. Daha çok sağır öğrencilere eğitim veriyordu. Nişanlıydı ve 1990 yılının Kasım ayında 30 yaşındayken evlenmeyi planlıyordu. Annesi Ardis ve babası Carla ek olarak Tammy, Michelle ve Cheryl adında 3 kız kardeşi vardı. Paige diğer kızlar gibi değildi. Biraz sert mizaçlıydı ve erkeklerin yaptığı şeylerden daha çok hoşlanırdı. İnsanlar onu birazcık erkek Fatma olarak tanımlıyordu. Mavi gözlü ve sarışın biriydi. Kaykay yapmayı, şarkı söylemeyi ve yüzmeyi seviyordu. 24 Mayıs 1990 Perşembe günü saat öğlen 11.30'da Paige annesini arabasıyla Detroit Metropolitan Havalimanı'na bıraktı. Annesi Ardis uçakla Paige'in kız kardeşi Michelle'i görmeye gidecekti. Paige annesini bırakıp havalimanından ayrıldı. Havalimanı ile yaşadığı Lansing arası 1,5 saatlik bir sürüş mesafesindeydi. Paige dönüş yolunda bir arkadaşıyla buluşmak için yol üzerindeki Canton'a gitti. Arkadaşıyla bir parkta vakit geçirdiler. Arkadaşının yanından ayrılan kadın daha sonra bira almak için bir benzin istasyonunda durdu. Bu sırada saat 14.30-14.45 civarıydı. Paige daha sonra eve dönmek için yola koyuldu. O gün nişanlısının bir beyzbol maçı vardı. Paige maça yetişmeyi planlıyordu. Eve 30 dakikalık bir mesafesi kalmıştı. Ancak o gün eve hiç varamayacaktı. Saat 19 sularında polis Paige'in gümüş renkli Cutlass Calais marka aracına ulaştı. Araba Interstate 96 adlı otoyolun kenarında duruyordu. Polis aracı bulduğunda anahtarlar aracın üzerindeydi ve motor çalışır haldeydi. Farları yanıyordu. Sürücü kapısı kilitli olmamasına rağmen yolcu kapısı kilitliydi. Arabada herhangi bir hasar yoktu. Kazaya karışmamıştı. Aracın içinde ise Paige'in ayakkabıları, çantası ve tamamı içilmemiş bir bira kutusu bulundu. Ancak kadından eser yoktu. Polis memurları aracı bulduğunda bunu bir suç mahalli olarak değerlendirmediler. Sadece terk edilmiş bir araç vakası olarak kayıtlara geçtiler. Çünkü o sırada henüz herhangi bir kayıp ihbarı yapılmamıştı. Bu sebeple araç detaylı bir şekilde incelenmeden bir otoparka çekildi. Polis kayıtları incelediğinde aracın Paige'in annesine ait olduğunu tespit etti. Anneyi telefonla aradılar. Ancak kadın şehir dışında olduğundan telesekreterle karşılaştılar. Bir süre sonra anne Ardis ve kız kardeş Michelle, Paige'den haber alamayınca nişanlısı Steve'i aradılar. Steve'in de Paige'den haberi yoktu. Bunun üzerine Steve herhangi bir mesaj var mı diye Paige'in annesinin telefonunu kontrol etmeye gitti ve polis tarafından bırakılan sesli mesaj sayesinde Paige'in annesinin aracının otoparka çekilmiş olduğunu öğrendi. Onu en son Paige'in kullandığını biliyorlardı. Steve'in polise başvurup durumu anlatmasıyla otoparktaki araç suç mahalli ilan edildi. Araçtan parmak izleri alındı ancak alınan parmak izleri sistem veri tabanındaki kimseyle uyuşmadı. Polis ilk etapta Steve'den şüphelenmişti fakat adamın o saatlerde beyzbol maçında olduğu kanıtlandığı için şüpheli listesinden çıkarıldı. Bunun üzerine polis olayı yazılı ve görsel basına bildirdi. Paige Renkowski artık resmen kayıp ilan edilmişti.
Olay basında yer alınca polis sayısız ihbar almaya başladı. Pek çok tanık Paige'i ve kullandığı arabayı gördüğünü söylüyordu. Bazıları kadının bir, bazıları ise iki erkekle konuştuğunu bildirmişti. Gelen ihbarlar birbirleriyle çok tutarsızdı. Çoğu görgü tanığı yakınlarda park edilmiş bordo bir minibüs gördüğünü söylese de, bu araç kişiye göre beyaz bir kamyonet, kırmızı bir kargo minibüsü ya da amblemli siyah bir kamyon olarak değişiyordu. Tanıkların otoyoldan saatte 100 km hızla geçtiği düşünüldüğünde alınan bilgilerin tutarsızlığı önemli ölçüde anlaşılabiliyordu. Ancak polisin izlemeyi tercih ettiği öne çıkan birkaç bilgi vardı. Livingston County Sheriff Departmanı'na göre yaklaşık 800 tanıktan en az %80'i Paige'in Afro-Amerikan bir adamla konuştuğunu, yanlarında da Hispanik bir adam durduğunu söylemişlerdi. Paige ellerini havaya kaldırarak gergin bir konuşma yaptığı sırada konuştuğu adamın elini kadının omzuna koyduğunu iddia etmişlerdi. Diğer adamsa elini arabaya dayamış, araca yaslanıyordu. Fakat araçtan alınan parmak ve avuç içi izlerinden bir şey çıkmamıştı. Ailesinin söylediğine göre Paige ancak tanıdığı birini görürse aracını durdurup onunla konuşurdu. Tanımadığı biriyle konuştuğunu düşünmüyorlardı. Polis tüm görgü tanıklarının ifadelerini topladı ve Paige ile görüldüğü düşünülen kişilerin eşkalini belirledi. Adamların robot resimleri çizildi ve her yere dağıtıldı. Billboardlara posterler yapıştırıldı. Kaybolduğu sırada Paige'in üzerinde ipek beyaz bir gömlek, ipek bir pantolon ve boncuklu uzun bir kolye olduğu da halkla paylaşıldı. Dedektifler Paige'in kaybolduğu gün buluştuğu arkadaşıyla da işbirliği içerisinde iş sürdüler ancak bir sonuç alınamadı. Aynı yıl bir kadın Paige'in kaybolduğu bölgeye yakın bir yerde polis rozeti taşıyan birinin kendisine yanaştığını ancak adamdan şüphelenerek oradan uzaklaştığını bildirmişti. Dedektifler bu ifadeden de bir şeyler çıkaramamıştı. Herhangi bir gelişme kaydedilemeyince polis Paige Renkowski dosyasını ortada bir ceset olmamasına rağmen cinayet vakası olarak tanımladı. 1980'li yıllarda Paige'in kaybolduğu bölgede 3 kaçırılma ve cinayet vakası yaşanmıştı. Kadının kayboluşunun bu olaylarla bağlantısı olup olmadığı bilinmiyordu. Yıllar içerisinde herhangi bir ilerleme göstermeyen olay dosyası rafa kaldırılmıştı. Ancak 1999 yılında ortaya çıkan flash bir gelişme vakayı yeniden gündeme taşıdı. Polise içerisinde elle çizilmiş bir harita bulunan bir zarf gönderilmişti. Ayrıca zarfta bir de mektup vardı. Yazar mektupta şunları yazmıştı. Merhaba, son zamanlarda Paige hakkında bazı bilgilere ulaştım. Belki bunlar suçlular tarafından ayarlanmış birer şaşırtmacadır. Bunların gerçekliği tartışılabilir. Yine de elimden geldiğince bu bilgileri doğrulamaya çalıştım ve ayrıntıların çoğunun doğru olduğunu buldum. Beni dikkate aldığınız için teşekkür ederim. Yazarın söylediğine göre elle çizdiği haritada Paige'i kaçıranların izlediği güzergah bulunuyordu ve ayrıca haritada işaretlenen bölgede Paige'in kalıntıları olabilirdi. Yazarın bu bilgileri nereden aldığı veya güvenilir olup olmadıkları bilinmiyordu. Paige Renkowski dosyası insanlar tarafından bilinen bir vakaydı. Kendileriyle oyun oynamak isteyen biri tüm bunları kurgulamış olabilirdi. O sebeple polis, zarfla birlikte gelen bilgileri araştırmak için ciddi bir çaba sarf etmedi. Yıllar içerisinde polis departmanı çalışanları değişmiş ve 2011 yılında yeni gelenlerin talimatıyla kapalı kalan dosyanın yeniden açılmasına karar verilmişti. Bu defa mektupla gelen bilgiler ve harita değerlendirmeye alındı. Polis kayıtlarında Paige'in kaybolduğu sıralarda bir kadının bir gölet yakınında çimento kaplı bir çift bot gördüğü yönünde ifade verdiği fark edildi. Haritadaki bölgeler bu gölete yakındı. Polis Mayıs 2011'de radar kullanarak göletin dibini araştırdı ancak bir şey bulamadı. Kasım 2011'de ise haritadaki başka bir bölgede kazı yapılmasına karar verildi. Kazı öncesi kadavra köpekleri bölgeyi taradılar. Yapılan kazı sonucunda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmadı. Olay gerçekleşeli 30 yıldan fazla olmasına karşın Paige Renkowski'nin akıbeti belirsizliğini korumakta. Vakayla alakalı son yıllarda hiçbir gelişme kaydedilmedi. Paige'in ailesi bu süre zarfında kayıp vakalarının çözülmesi için bir fon oluşturdu. İnsanlar günümüzde hala bu fona maddi destek veriyorlar.
Paige'in annesi Ardis, 2017 yılında kızına ne olduğunu öğrenemeden hayata veda etti. Polis departmanı belirli aralıklarla dosyayı yeniden açıp Paige'i aramaya devam ediyor.